Günü gelmiş, ödenecek çeklerimizin bir uyarısını almak için programa giriyorum. Bugün ödenecek çekleriniz var. Evet, gördüğünüz gibi sistem hemen devreye girdi ve bize ödenecek çeklerimizin bir listesini gösterdi ve bununla ilgili diğer teferruatları da bu alt kısımlarda görebiliyoruz. Peki, bir firmaya ait bilgileri, sadece bir firmaya ait bilgileri görmek istiyorsan, Yeni Şar'a ait bilgileri görmek istiyorsan, buradaki firma adı alanına Yeni Şar Ticaret yazdığımda, ekrana listele dediğimde sadece Yeni Şar'a ait bilgileri bana gösterecektir. Evet, şimdi şuradan şu kaydı hesaba geçme işlemini yapalım. Diyelim ki bu kaydı hesaba geçelim. Ödemesini yaptık. Hesaba geç düğmesine bastım. Nereden ödenmiş bu? İş Bankası'ndan ödenmiş. Buradan da İş Bankası'nı seçip Enter'a basıyorum. Hangi tarihte ödenmiş? 26.12'de ödenmiş. Enter diyorum. Evet, gördüğünüz gibi bunun hemen hesaba geçilme işlemini yaptı ve buradaki portföy yazan kısmını ödenliğe çevirdi ve karşı hesabını ve ödeme tarihini de buraya otomatik olarak yazdı. Eğer bu kaydı yanlış yaptığımızı varsayıyorsak bunun üzerine tıklayalım. Tekrar geri almak için portföye geri ala basıyorum. Gördüğünüz gibi bu kaydı tekrar portföye geri aldı ve yapılan işlemlerin hepsini geri aldı. Tekrar bunu hesaba geçeceksem hesaba geç diyorum. Evet diyorum. İş Bankası. Enter diyorum. Tarihten sonra yine yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Evet, bu işlemi şu an götürdü. İş Bankası hesabına ödemesini yaptı ve bu sene çekin sonucuna da ödendi olarak işaretledi. Hesaptan düşmüş oldu. Kısaca bir ödenecek çekin hesaba geçme işlemi böyle. Peki buradan ödendi olan sonucuna göre bir rapor alacak olursak, gördüğünüz gibi ödendiği o çekin bilgisini burada görebiliyorum. Buradaki ödendiği kaldırıp şu hiçbir şey yazmadan ekrana listele dediğimde hem portföydekileri hem ödendileri görebiliyorum. Sadece portföy yazarsam da portföydeki olanları bana raporlayacaktır. Kısaca ödenecek çeklerimizin raporunu görmek ve hesaba geçirme işlemi bundan ibarettir.